Bismillahirrahmanirrahim. İnna alhamdulillahi nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtühü. Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de merhametlerde أستعذ بالله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بلغان kişiler bilan bilmagan kişiler barobar bo'ladimi deb Alloh taolosi aytadi. Mana imom Alloh aytdi, Qur'on Karimdan oz bo'lgan eng birinchi oyat ana shu musulmon kishining ilmga bo'lgan qanchalik bir e'tibori katta bo'lishi kerak ishora qiladi. Iqro bismi robbikal ladzi xalaq. Qur'onda 6666 oyat nozil bo'lgan bo'lsa ana shu 23 mavzuda 114 surada shu qancha minglab kalimalar kelgan bo'lsa, mana shu kalimalarning ichida eng birinchi Alloh tomonidan Muhammad sollallohu alayhi vasallamga yuborilgan kalima bu o'qing degan kalima bo'ldi. Hali namoz yo'q, hali roza yo'q, hali hech narsa yo'q islom hukmlaridan. Birinchi bo'lib lozim bo'lgan kalima bu o'qing degan kalima bo'ldi. Ilm mana shu bir fazilat ulug' bo'lgan amallardan keyin İlim bilen insan kullilikten padişahlığı derecesi götürürler. Bana abi Hazım Bey tuttu. Bana Atayın abi Rabahay tuttu. Bana bizi mazhar başımız İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyhi Hayatlarımız oğulluğu yapılsak bu kişinin bana evlerimiz Abu Yusuf diyen katta şahitleri bugün. Abu Yusuf yaşlıydı. Ana şu İmam-ı Azam'ın tanım aradı. İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyhi ana shu Abu Yusufdagi bo'lgan zehnni, ilmga bo'lgan chanqoqlikni ko'radi-da, shu bolani yaxshi ko'rib aytadiki, bolam deydi, mana shu mendagi ilmni yaxshi itqon bilan o'rgansang, podshohlarni dasturxonida taom yeysan, podshohlar senga taom tutadi deydi. Hozirdan gapirib turib, shuni aytadi. Abu Yusuf 10 yoshli bola yoki 11 yoshli bola uyga borib ota-onasiga aytadiki, domla nima qilyapti, ilm o'qiyotgan, menda qobiliyat bor ekan desa, Abu Yusuf otasi aytadiki, bolam İmam-ı Azam ilim bilan shug'ullansa yarashib oladi. U kishi boy odam, savdogar bo'lgan İmam-ı Azam. Biz nimamiz? Kambag'almiz. Ya'ni tirishlikka yarab qolding. Bir kilo pul topib kelsang, akang, opang yoki akang, singling yoki opang katta bo'lib qoldi, shularni chiqarishga yordam berasan deb xuddi siz bilan bizning sharoitimizdagi bahonani aytadi. Sharoit yo'qmayapti. Endi ko'ringlar. Alloh taolo kimga sharoit beradi, kimga zehni beradi, Alloh taolo sinaydi. Shunda Imom-i Azam rahmatullohi taolaga Abu Yusuf aytadiki, dadam bunday dedi, sharoitimiz og'ir ekan, men kuniga 2 dinar bo'lsa pul topib, oilamga yordam bergan yaxshi ekan dedi. Birodalar, pul katta bo'lganda topsa ham bo'ladi, pulni katta bo'lganda ham bo'lgansa bo'ladi, hamma pulga savolda katta bo'lganda, lekin yoshlikdagi zehn, yoshlikdagi ilm bo'lmaydi, muhtaram yosh ukalar. Ulgisizlar ham yo'q ekan. Pulni topasizlar, mashina ham yo'nasizlar. Ha, ham yo'q ulgisizlar, lekin kalla olgan kalla bo'lmaydi. Buni yosh kattalarimiz aytsin. Quni duosini qanchadan beri yoqdan yurganlarimiz bor. O'yin o'tirib topaydi, buni duo yoshligimizga bo'lib berganda. Shunda Imom Azam aytadi, aytadiki, shu 2 dinor topib kelsang, sen ilm o'qishlikka ruxsat berishadiganmi deydi. Ha, desa, shu 2 dinorni kuniga men beraman senga deydi. Ya'ni savdogarchilikda hammamiz yaxshi bilamiz, pulni ko'proq foyda chiqaradigan joyga sarflaymiz. Shunday emasmi? Birodalar, savobni topishda, savob tijoratda ham ko'proq chiqaradigan joyga sarflash kerak. Imom Azam bilar ekan, o'zi ilm o'qiyapti. Ilm o'qiganda ajrini oladi. Endi unga sponsorlik qilganiga ajrini olyapti. Dastron solib 1-200 so'm savdoda 4 odam qonni to'zib chiqara olasiz, bu albatta xayr, lekin shu bilan tugaydi savob. Shu 1-2 so'm bilan Qur'on o'qiyotgan, ilm o'qiyotgan talabaga o'rganizib qo'ysangiz, bitta Qur'on o'rganib qo'ysangiz, birasmi qanaqa ajr bo'ladi. Imom Azam olim bo'lganda qayerga sarflashini ham bilyapti buni. Bo'lsa 2 dinor daftar kuniga ertangisiga kambag'alga choyga sadaqa bo'lsa sadaqa bo'ladi. Shundan boshlab Abu Yusuf Imom Azamni qaramog'iga o'tadi, kunlik 2 dinordan pul to'laydi. Domlasi pul to'lov qiladi, birodalar. Oylarda dinlarda 25 kilo 30 kilo İmam Abu Yusuf deyarli bir olim bo'lib qolgan paytda qattiq kasallikka tushar bo'lib, o'lar holatiga yotib qolganda İmam Azam kelib yig'lar ekan. Shayxni ko'rib qolishligini o'ylab yig'lar ekan. Shunda Abu Yusuf, "Domla nima qilasiz? Endi Allohning taqdiri bo'lsa,
Kiyenden ki ketora mısın desa boğan dedi. Sen bari uyasın mı kim dedi. Ben seni öyleyken yemez. Senge sarpıgen ilimim adamlarca fayda vermezden durup yok bu kötüken bir mihnetim yerler yapmam yemeyken. Menden ki ben onu yegelerim adam bol yaşık oldum. Oğlum bu oldum. Yani de hayır mihneti gerçekten yaptı ki men üçün işlerim adam her bu oldu. Bir ölgenden ki men ilimi adamı yetkisi men arkamdan durup soğuk dönüp duran adam ketip alıyken diye açın yerler yapmam diye. Nasıl yerler yap? İtibar veriyorlar. Aradan 5 gün kadar Allah şifa veriyor ama ölçü yaşlı okularken. Kitabını buldular, damasını ders otururken panaya kalıp getirse, abi Yusuf yaşlı okuladınız mı? Allah şifa veriyor musun? Kaka git yapsız. Damdan aldı ki ders okuyan hareket yapar. Aslında ders okumaya koymayın. Ne var ya? Ha kişi yakında imama azı mekan aldılar. Ha benden keyfi onu şuydu, bana kasa boru batı aldı, ırpara düşekli. Benden keyfi onu şuydu, yani siz onu bulur oluyorsunuz. Yani siz ders okumaya koymayın derken. Ya da özgüven mahkemeyle ki yolun içine değildi. Nâri hâliye çıktırıp, ucu fatvalaşı başlarken ders okşuydu. İmam-ı Azam, adamın sana olduğu koyan gider, ne yapacağız? Şahadımız gibi yakın şahitleri ders okuyor yaptı mı? Yok. Falan falan şahadeki ustazlarken ders okuyor yaptı mı? Yok. Kim ders okuyor yaptı? Şahitsiz Abu Yusuf. Hâli pişmedi. Pişmedi hakkında ilmi yok. Yani ilmi yok hakkında yaptı. Özüm şimdi oldu yaptı. İki de şahitinden bir de sağlık verip yönetirken. Bunu sen soruyorsunlar. Ha dese maturidistler, yok dese maturidistler. İki arası var bir de soruyor. Muhanasar kısa bu arada mı? Ha de cevap verse maturidistler. Bu payette o diyor adamlar ya maturidim o yerinde. Onlar ilim eşitken. Onlar da ilim eşitken. O bir adamlar yoksa bir eşitken. Maturidistler değil. Hayran buladı. Ertesi gün bu sırada mağamsa bulamadım. Mesela keşan onun gibi hal oldum. Ne olur oldu, bu yolu da böyle şey yaptır. Yol dedi. Dövüyüm onu cevabını. Yol dese matur ettiniz dedi. Şunu da şunu adı hadi gel yap sağ ol. Damlası ne oldu diye gelip, Abu İmam Azam daha sonra yiyken burada, öyle şahit dedi. Fikir durup. De sağ ol var dedi. Kızı İmam Azam, karmasını yapar diyor akarım. İkinci madde söyledi. Yani parolum şunda, şuna diyeyim ona Abu Yusuf. Çok geçip, ustaz bir de sağol var dedi. Kaç sağol da sözü kılarsız dedi. Cevabını verirdi. Şu günden başlar İmam-ı Azam, vafat ettiğine kadar şahit boyanırken. İmam-ı Azam okuyanırken hazır boyan. Halife'nin huzurunda oturken muhatap bir kıymat bu hafat. Halife yediğin avukat okuyan payda imamını uzatırlardı dinlenirken. Hadi kılma tokat oturup, oğlu yukarıda sükürürken. İmam, masara da yapsın beni. Mutfakat özüm gidiyor, kılma tokat gelirse masara da yapsın dese yok. Ustazımı, gelme, amalda kürgen gibi, kursa bulur kül yapan dedi. Ustazımı da yanıdı. İlinde yaşıyor gelse, padişahlar korusun gibi, tamam tutar da yanıdı. Bir de kemba kaldı orasıydı. Şu dereceye ne yapacak bunu? Bir ne yapacak? Okunum olardı. Böyle yaptı, sen bir bombayla, bir tas pahalıyla, bir tas tasvirle yaptı. Sersenin içinde bir adı şükür paralı bu koyanımızda. Şunu demez mi? Hazır günde manakını yasak uyarıda dursun mu orada da? İçindeki funksiyasını işaretçilik aklınız etmeli Toruk. İlmimiz zorlu giden. Müslümanlar ne kapak ettik? İlim gibi bir kapak ettik. Fakat din yerini düşünmeyerek dünyayı ilham bir ilke olarak bu arada da. Oturup o imam o bilsin de Resulullah ilimde hıhtadan olsa öğrenir de kendi hıhtadan eğitim din bölümünü öğrenir miydi? Dünya mıydı organlardı? İlim bir devralı bir ülkemiz var adalı. Bana şu ilim fazilet hakkı da bu kiriş kısmıydı. Bana ilim fazilet hakkı da bazı üniversitelerde otolaşken buramız. Sırada kovalarıyla oğulaşmayı yukarıdan inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahı burada sahabalarıyla oturup sıkıla turun oturken de üç adam Kirpikeli. Kirpikeli de halka oturuşken de doğal olup birincisi karada, cidde bir açıcı cevabı var. Kısa yürüp geri oturdu. İkincisi adamın da biraz otakını da arkasıya oturdu. Üçüncüsü bir karada şarkasına çıkıp gitti. İlim meclisi gibi üç kılma sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bana şu üç adamın da haber verir misin var gibi. Kısa bir kere oturken, indirdi, Allah da oluyor geldi, Allah'ın da oluyor geldi. İkincisi adamın da azar ve şiddetle hayal kıldı, Allah'ın da hem hayal kıldı dedi. Üçüncüsü ilim meclisinden yüz ögürdü, Allah'ın bundan yüz ögürdü. O da yapsıken aldı.
بسم الله الرحمن الرحيم Estaizu billah hal yastavi'llezine ya'lamun ve'llezine la ya'lamun. Juda ko'p qaytarilgan hadis. Bilgan kishilar bilan bilmagan kishilar barobar bo'ladimi deb Alloh. Alloh taoloning yer yuzida kezuvchi farishtalar bo'ladi deb xulosa. Imom domla aytib o'tdi. Ya'ni bizga kelayotganda revizor farishtalar oyat bandalarni nima ish qilayotganligini kitobga tushirib, Allohga tushirgan chiqib topshiradigan farishtalar kezuvilganda bir to'p odamlar Allohning yo'lida zikr qilayotganligini guvohlaydi. Biz 1666 oyat nozil bo'lgan bo'lsa, yoki bir uylarda dars majlisiga kelar ekan, qayerda qimor o'ynashyapti, qayerda lato o'ynashyapti, qayerda uxlashyapti, qayerda kompyuter o'ynashyapti, mana shu kalimalar ilm majlisi bo'layotgan yoki kelayotganda halumma ila Alloh tomonidan Muhammad sallallohu alayhi vasallam kalima bu o'qing degan to'planar ekan farishtalar. Hali namoz yo'q, u yerdagilar namoz yo'q, hali hech narsa yo'q ishlarim kunlaridan. Birinchi bo'lib nozil bo'lganda kalima Alloh subhanahu va taolo bandalarini nima ish qilayotgan holda tashlab ilm mana shunday fazilat ulug' bo'lgan amallardan keyin shunda farishtalar aytarkan ilm bilan inson qanday aytayotganligini, senga tasbih aytib, seni zikr qilayotganligini tashlab ko'rib chiqdi. Mana Abu Hazim aytib o'tdi. Mana Alloh taolodan Allohga bandalari nimani talab qilishyapti o'sha o'tirishligida? Alloh bizni talab qilayotgan. Masxa boshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhi hayotda jannatdan bo'lsa, jannatni talab qilyapti. Alloh taolodan. Mana ular jannatni ko'rganmi? Ko'rgan ta shogirdlar. Agar ko'rganda qanaqa bo'lardi? Unga bo'lgan shubha. Abu Yusuf yoshligida nimadan panoh so'rayapti? Nimadan qo'rqishi Imom Azam rahmatullohi alayhi Alloh biladi mana shu Abu Yusufdagi bo'lgan kambag'al bo'lishini bilmaydi. Shu holiga ko'radida, shu bolani yaxshi ko'rib aytadiki, bolam deydi, jahannamdan qo'rqadi. Ilmni yaxshi iqom bilan o'rgansang, jahannamni ko'rganmi? Dasturxonida taom yeysan, podshohlar senga taom tutadi. Jahannamdan qo'rqishing qattiq bo'lardi. Fazlardan gapirib turishni aytadi. Abu Yusuf 10 yashar bola yoki 11 yashar bola uyiga borib otasi aytadiki, o'g'ligidan domla mana qanday deyapti, ilm o'qiy ekan, birorta qobiliyat bor ekan, desa tug'ilganda gunohlarni kechirib, otasi aytadiki, bolam, agar niyatimiz zikr, ilm o'rganishga kelgan bo'lsak, har dars eshitganimizda, har ilm o'rganib chiqib ketganimizda biz gunohlardan tozalanib ketamiz, shuni his qilaylik. Shunda parishonlar alamiyor, ya'ni tirishib kelib qolding. Bir ikki dinar pul topishga kelganmas, bir hojat uchun kelgan edi. Kirib o'tirib qoldi majlisda. Chiqarishga yordam berasan. Bir narsa so'rab keldi. Xuddi siz bilan bizning sharoitimizdagi bahonamiz. Dars bo'lyapti uyda. U nima deb keldi? Ilm deb keldi. Yo'q, hojatim deb keldi. Endi ko'ringda, Alloh taolo kimga sharoit beradimas, lekin o'rganishni beradi Alloh taolo sinaydi. Uni ham gunohini kechirib oladi. Shunda Imom Azam rahmatullohi alayhi oldiga Abusi boratadiki, dadam bunday bunday dedi. Sharoitimiz og'ir ekan, men kuniga 2 dinar bo'lsa ham pul topib, biz mana shuni majlisni quvolashimiz kerak. Keling, dars bo'lyapti. Birodalar, pulni katta o'rgana topsa ham bo'ladi. Agar ziyofatda katta o'rgana o'rgansa bo'ladi. Hamma o'zgi savolda katta o'rganda, lekin yoshligidagi zehn, yoshligidagi ilm bo'lmaydi. Muhtaram yosh ukalar. Yuzingizlar ham yuzi beradi Alloh. Qulon topasizlar, mashina ham minasizlar. Ham yo'q qulgisizlar, lekin kalla ovozga kalla bo'lmaydi. Yosh kattalarimiz aytsin. Yaxshi ham quni duosini qanchadan beri yodlamayman. Masalan, jalisi solihga matoga o'tirib yodlab qo'yadi quni duosini yashimizga qilib berganda. Xuddi mushk ambar Imom Azam aytadi, aytadiki, shu 2 dinor sotib kelsang, zikr qiladi. Allohga eslatadi, bismillah deydi, Allohga shukr deydi, boshqa narsa gapirmaydi. Bu atir sotadigan odamga o'xshaydi. Ya'ni savdogar sotadigan odamga kelsangiz, pulda ko'proq pulingiz bo'lib olmagan chog'ingizda ham shiydan mazza qilasiz, shundaymi? Birodarlar, ahli ilm bilan o'tirgan vaqtingiz bo'lmasa, eng kamida yo'lingizdan ko'proq ahlodan joyga sarflashing kerak. Imom Azam bilan yomon hamsuhbat deydi. Ilm o'qitib yuborishga o'xshaydi deydi. Kajib o'qitganiga ajrini oladi. Endi unga sponsorlik qilgan ajrini ham oladi. Kiyimingizniki qiladi. Agar temasini etasiz, siz olib bizga 800 so'm sarflabdi, 4 ta odam qonni to'g'izib chiqaradi. Yomon albatta xayr, lekin shu bilan tugadi. Uni yomonligidan sizga albatta ta'sir bo'ladi. Shu 1-200 so'm pul bilan qo'rqib o'tirmasa, ilm o'qitgan talabaga olib bergizib qo'ysangiz, yoki bitta qurilib qo'ysangiz, birasini qanaqa ajr bo'ladi? Imom Azam olim bo'lganda qayerga sarflashini ham bilyapti pulini. Ulamolardan biri aytadi, 2 dinor daftar kuniga etim yesirga kelgan kambag'al bechoraga sadaqa bo'lsam sadaqa bo'laveradi. Hayotda ham boshlab Abu Yusuf Imom Azamni qaram yomon odamga 2 dinor bo'lgan bo'lsa, domlasi pul to'lash qildi, 1 pul deydi. Va bir odam yer yuzidagi jamiki yomon ishlarni qilayotgan bo'lsa, lekin yaxshi aqlli odamlar bo'lgan bo'lsa, bo'lib qolgan qattiq kasalga duchor bo'lib,
Öyle halde gelip atıp oğanda imamazam gelip olsa yiyişin hanına kadar iyiliyem orada. Şagetin öyle kalış ilgini olarak yığılar iken. Şunda Ebu Yusuf doğumla nümeye yığılıyorsa. Kişi dedi Resulullah. Dostunu dinle de buladı dedi. Kişi kimi dostu dedi. Atrafı dedi kimler bu? Sen bari öylesen bir gün dedi. Öşlerden bitti. Seni öyle ikenin gelmez. Senge sarıkı yiyemez yaptı. Adamlarca fayda vermezden durup yok bu kötü ikenin gelip. Mehnetim yığılıyor. İlim meclisi geçirgen adam. Eğer ilimde eşsizler. Ben onu yegelediğin adam bol yetişip alıyordun. Oğlum bu alıyordun. Endi qarang, mehnati yashin aytdiki, men uchun ishlaydigan odam qayer bo'lib qoladi? Men o'lgandan keyin meni ilmni odamlarga yetkazib, men orqamdan bir savob jo'natib turadigan odam ketib qolayotganligiga ilm o'rganuvchilarga beriladigan ajr beriladi. Agar chech bo'ladi eslab qoling. Nimasiga yig'ilyapti? Kirganlik e'tibor beringlar. Borib uxlashi ham mumkin edi uyda. Oradan 5-10 kun o'tib Alloh shifo beradi, Abu Yusufga shifo beradi. Ana shu majlisda o'tirayotgan gunohdan tiyilib o'tirdi. Hozirchi qalbiga kechinsa qaror kelmaydi. Abu Yusuf g'ibatdan yo'q, qo'rqmasdan yo'q. Alloh shifo bergan bo'lsin. Qayerga ketyapti? Ana shu majlisdan ishlayapti. Oldiga dars o'qiganiga ketyapti. Gunohdan tiyilib o'tirmay qo'ring. Ko'chada yurganda tinchlik cho'zilib bo'lganini bilasizlarmi? Aytganlar. A mendan keyingi olim shu edi. Mana kasal bo'lib yotib qoldi, o'lib qoladi shekilligini bilasiz. Mendan keyingi olim shu edi deganingiz, siz olim bo'ldingiz. Ilm majlisiga kirib o'tirgan odamga beriladi. Ikkinchi narsa xato va gunohlardan tiyilganda o'ziga ham aytgan mendan keyingi olim shu edi. Ilm majlisidan chiqib ketib borarkan, shu fatvo olishni boshlar ekan dars o'qishlik. Chunki aytilganidan ma'lum, odamlarning ilm majlisi bo'layotgan, bizni shaharga olgan rahmat yo'qadi. Barakot yo'qadi. Farishtalar falon falon shahardagi ustozlar kelib dars o'tyapti. Yo'q, ilm majlisi bilasizmi? Shagirdingiz Abu Yusuf. Bu qolas. Kelganingizda 39 va 8 da temperatura. Ketayotganda 36 yo'q. Hali pishmadi. Joyingizga tushib qolasiz. Pishmaganlik ham bo'lsa ham joyingizga tushib qolasiz. Qilib bo'g'ilib ketgan bo'lsam pishdim deb o'ylayapti. İkide şagirdan bitti savaldı verip yönetir. Kalplar fakat Allah da eslegende ona sen soruyorsunlar. Hadi seyem natoruyorsunlar. Kalp biz Allah da zikirini eskikerle göçün. Ne makıldı? İki alası bari bitti soruyordu. Mana sen kısa bol oradı mı? Hadi cevap etsin natoru ettiniz diye. Upayette adli adamları yem adli bana geldi de olarken ilim eşitken. Burada da ola ilim eşitken. Barakatı yokladı onge erişedi. Beşinci de. Okul yatlamak yok. Mana eşitken. Natoru ettiniz diydi. Hayran doladı. Ettas gün bunu sıkıladı da Mana kısa bulamadı mı dese keşke alınca hadi odum, notoru doğdu, bunu yok deyip görürsün deyip durup yok deydi. Albatta alınca bir miydi onun cevabı? Farıştalar yok dese notoru ettiniz deyip. Mahlukatlar şunu da düşünmedi kadın geliyordu. Hatta ki sudaki balıklar tasbih etmedi. Damlasını aldı ya kere. Abu İmam-ı Azam daha sözü etken cevada onu basıp getirken yolu geldi. Bir de savalı var dedi. İlim bölgelerinden de kere. Dese İmam-ı Azam karamasından yapıyorlardı bir akara. Kıskılıylar şu. İkinci mete soruyordu. Yani para okum. Şunda, şuna deyim ama. Her bitti bosken kadarına götürüp, ustaz bitti saval var deyim. Saval bol yazıladı. Neme yük yüz yaptı zaten. Hayır saval da söz bilasız bu kimge? Hiç ne sen o eslap falan içip geçer. Şu İmam-ı Azam, vafat etkiliğe kadar şagird bu gerek. Hayatta aman kılçı gerek koyalım yerime bir. İmam-ı Azam ötkenden ki kazı bu gen. Halifanın huzurunda oturganda nohatta bir kımmat boğa fakat halife idikan avukatta bir yapayetta iman göz atıyorlar dedi ilinerken. Hali qimmat ovqat olib turib, oldiga qo'yibsa kular ekan. Alloh taolo tushirib qo'ygan jannati hayotdan masala qilyapsan meni ekan. Bu faqat o'zim yeydigan qimmat ovqat deb bersa masala qilyapsanmi desa, yo'q. Ustozimni gapini amalda ko'rganimda xursand bo'lyapman deydi. Jannati nima bo'ladi? Ustozi nima deganida? Ilmda yaxshi o'rgansang, dunyoda bir chindim jannat hayoti bor deganida. Nima u desa kambag'al bolasi edi. Shu darajaga nima olib chiqdi uni? Xotirjamlik kelyaptimi qalbingizga? O'qim nima olardi? Ko'ryapsiz, ana diplomlar, bittasi faol qilib, bittasi tahsil qilib. Jannatda ham bo'lmaydi bular. 80-yilda bu yoqda shunga paydo bo'lib qolgan bizda. U yerda muammo bo'lmaydi. Shunday emasmi? Hattoki hozirgi kunda mana buni yasash bu yerda tursin, birodarlar. Ichidagi funksiyasini ishlatishga aqlimiz yetmaydi to'liq. Sizdan boshqalarimiz zo'rligi ko'rinmaydi. Musulmonlar qolib ketdi. Ilmni bir jannatga bosib kirib ketish degan gapni tushunmaylik. Yo'q, palonchi kira olmaydi desa bu muammo. Jannatda problema bo'lsa, nima bo'ladi? Bissin. Shu kirib kelaveradi. Ilmni Xitoydan bo'lsa ham bo'ldi, kirib kelsa Xitoydan e'tiqod, diniy bilimni o'rganilmaydi. Xijolatchilikni kim o'rganadi bo'ladi musulmon odam? Shu ilmga deb bo'lib ketgan musulmon. Biz aqlimiz mana shu yomon fazilat haqida bu kirish qismi edi. Kirib kelaveradi men oldimga. Ilm fazilati haqida ba'zi bir narsalarni o'qitib olamiz. Islom jannat o'g'illaringiz xotirjam bo'lgan qadar inshaalloh. Dünyadaki hatırcam hayat bazarda bo'lmaydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bo'lmaydi. Puldi köprüligi bilen bo'lmaydi. Sahabalarım ilim meclisi de bo'ladi. Oturup suhbat kurup oturganda 3-4 adam kirip geldi. Kirip geldi de halka bol oturuşganda daire bolup birincisi karadı, cinde bir açık cevap verdi. Kısa yürüp geri oturdu. İkincisi adama da bir zata kımaydı. Arkası da onda bir kişi geliyor. Üçüncüsü bile karada şahabası da çıkıp geldi. Ya Resulullah dedi. İlim meclisi bir üç kılmıyor. Kaçak kıyamak bo'ladi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etti ki, mana shu uchta odamni xabar beramiz sizlarga.
Ma'adat talab. Qisilib kelib o'tirgan. Nima tayyorladingiz unga so'rab? Intildi. Allohning oldiga kelib Allohning oldiga kelib qoldingiz. Dodi aytdiki kishi. Ikkinchisi odamlarga Alloh berishidan hayotini ko'pga betib olmadimi? Shu uchinchisi o'rnasida yuzoga dedi Alloh ham bundan yuzoga. Alloh va Rasulini hammadan ustun ko'raman dedi. Eng yaxshi ko'rganim Alloh va uning Rasuli. Shunda payg'ambarimiz aytdiki, "Al-mar'u man ahabba wa anta ma'ahu astaghfiruh wa na'udhu billahi." Shu qiyomat kunida o'zi yaxshi ko'rgan kishilar bo'ladi. Siz ham albatta yaxshi ko'rganingizdan qiyomatda bo'lasiz. Biz kimni yaxshi ko'ryapmiz, qaraylar? Ahli ilmni, ahli taqvoni yaxshi ko'ryapmizmi? Payg'ambarlarni, sahobalarni yaxshi ko'ryapmizmi? Qiyomatda shular bilan bo'lamiz. Yo, aksincha, boshqalarni yaxshi ko'rayotgan bo'lsang, albatta o'shlardan bo'lasiz. Endi demak, yaxshi ko'rib qo'ysanglar bo'ldi ekaningizda xavotir bo'lmaydi. Agar yaxshi ko'rib qo'ysanglar bilib olsa, yahudiylar Musa alayhissalom bilan bilib olish kerak. Jannatda Alloh taolosi. Nasroniylar Iso alayhissalom bilan bilib olish kerak. Agar faqat yaxshi ko'rib qo'ysanglar bo'lsa, nozil bo'lgan eng birinchi oyat. Yaxshi ko'rgan kishilarimizni qoldirib ketgan sunnatiga amal qilsa, e'tibori katta bo'lishi kerak ishora qiladi. Tushunarlimi? Iqro bismi robbikallazi xalaq. Yaratgan qorxonda ichib yuradigan bo'lsa, 6660 oyat nozil bo'lgan bo'lsa, shundaymi? 23 yil qoldirib ketgan yo'lga ergashsa kerak o'shlar bilan birga bo'lamiz. Qancha minglagan kalimalar kelgan bo'lsa, mana shu kalimalar hamma bozorda eng birinchi Alloh tomonidan Muhammad sollallohu alayhi vasallamga yuborilgan kalima bu o'qing degan kalima bu. Ahli bozor. Hali namoz yo'q, hali roza yo'q, hali hech narsa yo'q islom hukmlaridan. Birinchi bo'lib nozil bo'lgan kalima bu o'qing degan kalima bo'ldi. Yugurib bordi. Borasiz mana shunday bir qanaqa meros bo'lmayapti amallardan keyin qaytib kelishi ham bilan inson yolg'onchi odam emas edingiz-ku. Hech narsa bo'lmayapti bu darajasiga ko'tariladi. Mana Abu Hanifa meros degan faqat pulni tushunamiz. Mana Sayyid Nabiy Rabbohda aytib o'tdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima degan? Biz payg'ambarlardan dinor bilan dirham qolgan emas, bizdan ilm qolgan. Kim ilm olgan bo'lsa, kattanasi yetishdi bo'lsak ulamolarda payg'ambarimiz alayhissalom o'zidan keyingi o'rinbosari deb aytgan. Katta shayx ulamo varasatul anbiya degan. Abu Yusuf nima bo'layapti ekan mashhur desa, bir joyda Qur'on imom azamdan ta'lim oladi. Imom azam Muhammad tushib qolgan deydi. Ana shu Abu Yusufdagi bo'lgan zehnni, ilmga bo'lgan chanqoqligini ko'radida, shu bolani yaxshi ko'rib aytadi, "Qolgan merosga javob ber. Mana shu mendagi ilmni yaxshi qolgan meros bilan o'rgansa, podshohlarni payg'ambarimizdan qolgan merosni oladi. Podshohlar senga taom tutadi" deydi. Hazratlardan gapirib turib, shuni aytadi. Og'irlashib qolyapsizlar birodar. Abu Yusuf shu 10 yashar bola yoki 11 yashar bola o'ziga yaxshi onasiga aytadiki, "Domla mana qanday deyapti? Ilm o'qiy ekan, menda qobiliyat bor ekan" desa, Abu Yusufning otasi aytadiki, "Bola, mana quyida juda imom azam ilm bilan shug'ullansa yarashaveradi. U kishi boy odam. Har bitta majlisda imom azam yuqtiradigan narsasi bo'ladi. Nimamiz? Griplarni chekirsiz. Kambag'almiz. Ya'ni tirishlikka yarab qolding. Bir kidinov pul top kelsang, akang, opang yoki akang singli yoki opang aytib qoldi. Shularni chiqarishda majlisda o'tirsangiz, nima yuqtirib chiqib ketasiz? Xuddi siz bilan bizni sharoitimizdagi bahonani. Ya, albatta biz qaysidir majlisda nima qilamiz? Sharoit ko'tarmaymiz. Masalan, bir inson odamlarga aralashmasdan yashamaydi, yolg'iz bo'lib. Alloh taolo kimga sharoit beradi? Kimga zehn beradi? Alloh taolo majlisda jo'rachilik va hokazo. Shunda 8ta majlis bor. Kim qaysi majlisda o'tirsa, dadam bunday dedi, sharoitimiz og'ir ekan, men kuniga 2 dinar bo'lsa ham pul topib, oilamga yordam bergan ham yaxshi ekan. Samaniy asma Samaniy asma bo'ladi. Hamma yo'q o'lgisa bo'ladi katta o'lganda, lekin yoshligidagi zehn yoshligidagi. Boylar bilan o'tirsa, muhtaram yosh ukalar. Nimasi? Ulgishlar ham yo'qqa keyin. Pulam topasizlar, mashina ham minasizlar. Ha, ham yo'q o'lgisizlar, lekin kalla olib kalla. Boylar uyda yuribdi. Qachon qarasa jo'ralari boylar. Qariglarning hayotini ko'radida, o'zini hayotini o'zini topadi, uni duo qilishga bo'lmaydi. Bu faktda bu. Shunda Imom Azam aytadiki, boylarni topib kelsang, sen ilm o'qishga ruxsat berishar ekanmi deydi. Muhabbatinglar oshib ketadi. Ha, desa, o'sha 2 dinorni kuniga men beraman senga. Aytganmiz-ku, dunyo ishini o'zidan pastroqqa qarasiz, ya'ni rozi bo'lishida hammamiz yaxshi bilamiz, pulda ko'proq qolayotgan joylarga sarflaymiz. Pulni ko'proq odamni ko'rgan emasmi? To'g'ri-da, tikon min yurganlar bitta yeshikka savobni topishlikda, savob tijoratdan ko'proq chiqadigan joyga sarflash kerak. Imom Azam bilar ekan. O'zi ilm o'qib olaringlar deya, bo'lmanglar demayapti. Ilm o'qitganiga ajrini oladi. Ana shu endi bo'lmagan odamlarga kelganiga ajr ham o'zi olyapti. Muhabbatlar oshib ketadi dunyoga deydi. Dastron solib 200 so'mni savdoda to'rt odam qonni to'g'ri qolasiz. Albatta xayr, lekin shu bilan tugadi savob. Alloh uni Allohning bergan 200 so'mga bilan Qur'on o'qiyotgan, ilm o'qiyotgan talabaga olib bergizib qo'ysiz. To'rtta Qur'on berib qo'ysiz. Bilasizmi qanaqa ajr bo'ladi? Imom Azam olim bo'lganda qayerga sarflashini ham bilmaydi. 2 dinorda 2 metrga kelib kambag'al bechoraga sadaqa qilib olsang, sadaqa bo'laveradi. Kambag'allarni majlisda ko'p o'tirgan odam shundan boshlab Abu Yusuf Imom Azamni qaramog'iga o'tadi, 2 dinordan pul to'laydi. Domlasi pul to'laydi. Biz safdar darslar boshlaymiz ertangi kundan.
Ko'ramiz o'shini boylik nimaligini. Oylar o'tadi, yillar o'tadi, 25 yil kiradi, 30 yil kiradi bilan amaldorlar bilan o'tirsa, olim bo'lgan paytda qattiq kasalga duchor bo'lib va qalbida o'lar holatga kelib yotib qolganda Imom Azam kelib yig'lar ekan. Xo'jayinlar bilan qolishi amaldorlar yig'lar ekan. Ko'p yillar odam xo'jayinlar nima qilasiz? Endi Allohda taqdiri bo'lsa, qattiq qolib ketadi. Kelgandan keyin ketaveramiz desa, bolam dedi. Ishni baribir o'lasan bir kun dedi. Va gapi doim o'tib kelayotganing emas. Senga sarfidan ilmim odamlarga foyda bermasdan turib yo'q bo'lib ketayotganiga mehnatim yig'layapman. Biz o'zimizdan baxtroq bo'lgan odamlarga jo'r bo'lishimiz. Mendan keyin meni o'rnimni egallagan odam bo'lib yetishib qolding, olim bo'lib qolding. Endi qarang, mehnatiga achinyaptiki, men uchun ishlaydigan odam tayyor bo'lib qoladi. Men o'lgandan keyin meni ilmim odamga yetkazib, meni orqamdan bir savob jo'natib turadigan odam ketib qolayotganligiga ayollar bilan ko'p majlisda o'tiradigan bo'lsa, jahlini nimasiga yig'layapti? E'tibor beringlar. Oradan 5-10 kun o'tib Alloh shifo berib, Abu Yusuf yaxshi bo'lib qolar ekan. Kitobini qo'llab, domlasidan so'tayotgan odamni xonaga qarab kelsa, jahli Abu Yusuf yaxshi bo'lib qoldingizmi? Alloh shifo bergan bo'lsin. Qayerga ketyapsiz? Domlaning oldiga dars o'qigan 2 metr materialni bitta to'g'ri zo'rlamoz. Xotinni gapiga kelsa, nimaga? Ha, kecha yaqinda Imom Azam aytgan 20 metr bo'lmaydi sizga. Mendan keyingi olim shu edi. Mana kasal bo'lib yotib qoldi, o'lib qoladi shekilli. 2 metr menga olim shu edi degan. Bitta qolmagan bir qandaydir latasiga dastomay qoring deylar ekan. Yillab to'plagan pulingizni xonavaronda o'ziga emas, siz xop deb ketib oldim seni deydi. Nariy xonaga chiqib turib, o'sha fatvo ochishdi boshqa. Bu nima degani esa? Xotin kishilarni aqlini hammasini ham aqli zo'r. Imom Azam odamlarni sal ozayib qolganligida, bizning shahrimizga bir yangi shaxs keldi deb so'rayapti. Havoyi nafsiga qul bo'lmadi. Falon-falon shahardagi ustozlar kelib dars o'tayapti. Yo'q, kim dars qilyapti? Kim? Yosh bolalar bilan ko'p o'tirsa majlisda. Ya'ni o'zidan kichkinalar bilan ulfat bo'ladigan bo'lsa, hali pishmadi. Alloh bu kishini majburiyatga haqida ilmi yo'q, bekarchi ilmga taqadi. O'zini pishdim deb o'ylayapti. Ikkita shogirdidan bitta savol berib jo'natar ekan. Bu yerda 5 tomonini yo'q qo'yish. Bir narsa so'raysizlar, ha desa ham noto'g'ri deysizlar, yo'q desa ham noto'g'ri deysizlar. Ikkalasi borib bitta so'ray, olim odam desa bo'laradimi? Jazo qaysi desa, ha deb javob bersa noto'g'ri aytdingiz. Bu paytda oddiy odamlar ham oddiy bo'lmaganda, ular bilan qamoq eshitgan. Birodalar ular ilm eshitgan. Shu olim uchun eng qattiq jazo bo'ladi. O'qib yotlamagan bo'lsa ham eshitgan. Noto'g'ri aytganda ham ertasi kuni bunisi keladida, ma'lumotlar bo'laradimi desa, kecha onaga ha deb o'ldi. Agar yosh bo'ldi, ko'p yo'ldosh ko'rishi deb turib, yo'q. Bekachilikka maza bemaza gapirdi. Bilmaydi uni javobini. Yo'q desa noto'g'ri aytdingiz deydilar. Kim shunda tushunadi qanday kelyapti? Ko'p bo'ladigan bo'lsa, domlasini oldiga kelib, Abu Imom Azam dars o'tayotgan joyda, "Ey shayx" deydi. Tikka turib yuribdi-yu. Bitta savol bor deydi. Chekkaningizga hijob bo'ldi deydi, bir chekkada bir chekkada. Qaramasdan gapirib. Endi ichadigan kim dedi? Ikkinchi marta so'raydi. Chekishni uni oldi nima? Yana paroqim. Shunda tushunadi Imom Azam. Yaxshi odamlardan yurganda chekish ayib bo'lyapti. Ustoz, endi fosqalarni o'tirsangiz, bu sharaf bo'lyapti. Zato men kiydan. Qaysi savol desa o'zingiz bilasiz deydi. Javobini. Ya'ni gunoh ma'siyat qilgan boshlab Imom Azam vafot etgunga qadar shogird bo'lgan ekan. Imom Azam o'tgandan keyin qozi bo'lgan. Xalifaning huzurida o'tirganda nohaqa bir qimmatbaho faqat xalifa yeydigan ovqatni olib kelgan paytda iymonli zotlar deb o'tirgan ekan. Qareylar birodalar, hali qimmat ovqat olib turib, oldiga qo'yibmasa kimlar ekan? Yaxshilikka tota olmayapmizmi? Unamayaptimi? Ajralaylikmi? Bu faqat o'zim yeydigan qimmat ovqat sizga bersam masxara qilyapsizmi desa, yo'q. Ustozimni gapini amalda ko'rganlar bilan xursand bo'lib yuribman. Majlisda ko'p bo'lsa, ustozim nima deganida? Ilmni yaxshi o'rgansang, podshohlar qo'lida senga taom. Haromdan uzoqlashlikka, bitta kambag'al odam bo'lsa, ishlikka rag'bat. Shu darajaga nima olib chiqdi uni? Ilm olib chiqdi. Ikkita oshni gaplashyapti. O'qim nima olardi? Ko'ryapsiz, ana diplomlilar bittasi faollik qilib, bittasi tahsil qilyapti. 80-yil yilda bu yoqda shunga paydo bo'lib qolganmiz. Menchi shunday emasmi? Men kishi yo'l. Hozirgi kunda mana buni yasash u yerda tursin birodarlar. Ichidagi funksiyasini ishlatishlikka aqlimiz yetmaydi to'liq. Ilmimiz yaxshi odamlarni ko'rganda mana bizni qolib ketdik, ilmga befarq bo'lib ketdik. Faqat din ilmida tushunmaylik. Yaxshi odamlar bilan, xorij odamlardan ulfat bo'lgan odamlar bilan ilmni Xitoydan bo'lsa o'rganadi deganda Xitoydan e'tiqod, diniy bilimni o'rganilmaydi. Dunyo ilm o'rganiladi. Befarq o'qilay masjidda kechadi. Ilmga befarq bo'lib ketganmiz birodarlar. Mana shu ilm fazilat haqida kirish qismi desa uyalasiz. Bizda mana bir pora. Ilm fazilat haqida ba'zi bir narsalarni o'rganishni qo'yamiz. Shunga ham bora olmayman. Tog'laringlar odamlar xalqi bor, 5 barada turyapti ekan. Nimajani men shunchalik yaramayman, deysizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kimlar birida? Sahobalar bilan kim o'tirib suhbat qurgan? Ulamo zada kirib kelgan avval varam. Kim? Olimlar bilan xalqa bo'lib o'tirishgan olimlar bilan majlisda ko'p bo'lsa, birinchisi qaradi, kishini Alloh ijobini ziyoda qiladi, yurib kelib o'tirdi. Xudo yo'ligini ziyoda qiladi. Ikkinchisi odamlarni bezovta qilmaydi, orqasiga o'tirdi. Ikkinchisi majlis. Uchinchisi bunday qarata shavqasiga chiqib ketdi. Ozgina narsani eshitdik.
İlim meclisiga 3 xil masala. 8 ta sessiya qolganki, mana shu 3 ta odamda xabarni beramiz sizlarga sarasi, bilasizlarmi? Qisilib kelib o'tirgan intildi, nimaga? Alloh oldiga keldi, Allohga kimat beradi 8 ta. İkincisi, odamlarga azob berishdan hayo qildi, Alloh undan ham hayo qildi dedi. Üçüncüsü, ilim meclisinde yüz ögürdü, Alloh ham undan yüz ögürdü. Gözümüz bilan, tilimiz bilan, qo'limiz bilan, qonimizga ancha-muncha halol harom narsani yeb qo'yayotgan bo'lishimiz mumkin. Imom Shofiy rahmatullohi alayh zehni shunaqa bo'lgan ekanki, mo kitobning betiga qo'lini nima deb qo'yib turib, mo'n o'qigan ekan. Keyin buni to'sib turib, buni o'qigan ekan. Nimaga desa, bir marta o'qiganda yodlar ekan, bir marta. Shu ko'zim tushib qolsa manaqa, mo to'sib olmasam. Biroq qator men qarilashib qolmasa, shunaqa bir fenomenalni bo'lgan ekan pamet. Mashaqli bir marta o'qir ekan, bir marta o'qir ekan. Bir kun kelib o'qsa, bir marta o'qiyotlamadi, 2-3 marta o'qibdi-da, ustoz vakiyaga shikoyat qildi. Bu nima bo'ldi menga? Nima yo'q qola olmadim, har kim bidaqa desa, orqani qarangchi dedi. Kelyapti, nima ish qildingiz? Qarasa, ko'chadan kelyapti bir ayol kishini tovoni ochilib qolganini ko'zimda to'xtab qolgan ekan tovoniga qarab. Shu zehnini tepa-tenga pasaytirib olgan ekan. Xulosa, bizni kallamiz yana ham ishlayapti, birodar. Pul topishga ishlayapti, uy solishga ishlayapti, dunyoda ishini tatbiq qilishga, lekin ilm o'qishga kelganda kallamiz nima olyapti? Ishlamayapti. Xo'p, demak, zehnimizni pasayib ketayotganligining sababi gunoh qilayotganligimizni qayerda o'rgandik? Ayollar bilan o'tirib o'rgandikmi? Yo, yosh bolalar bilan o'tirdikmi, bilib oldikmi? Qayerda o'rgandik? Ilm majlisida o'rgandikmi? Bilmasa yuraveramidik? Quni duosini o'qolmayapman deganda? Yarım soat bo'ldi mana. Mana shunday bir chiroyli so'zlar bor ekan. Olimning yuziga qarab o'tirishlik ibodat, Ka'batullohga qarab o'tirishlik ibodat, Qur'onga qarab o'tirishlik ibodat, o'qiy olmasa ham. Mana hadislarda keltirilibdi. Kim olimni ziyorat qilsa-da Rasululloh xuddi meni ziyorat qilgandek bo'ladi. Kim olim bilan qo'l berib ko'rishsa, xuddi men bilan qo'l berib ko'rishgandek bo'ladi. Kim olim bilan o'tirsa, men bilan o'tirgandek bo'ladi. Kim men bilan dunyoda o'tirgan bo'lsa, albatta Alloh taolo qiyomat kunida bu kishini men bilan albatta o'tkazadi deydi. Al ulama va rasatul anbiya, ulamolarni payg'ambarlarni merosxo'rlar degan. Ularda nimadan foydalanadi birodarlar? Insonni dunyoda to'playotgan narsasi juda ko'p. Lekin shu to'playotgan narsalar ichidagi eng afzali ilm. Chunki biz dunyoda to'playotgan hamma narsamizni qo'yib ketamiz yer betiga. Bolalarimizga birodarlar, pul topib uy solibla bermasdan ilm o'qitaylik. U pulni topishga ulgaydi, lekin yosh edi vaqtni yo'qotadi. Shunday emasmi? Farzandlarining kelajagini o'ylagan ota degan ekan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, taqvo qilib yashasin, shuni o'zi yetadi degan ekan. Taqvo qilib pul topsin, taqvo qilib yegasin, taqvo qilib ilm o'rgatsin, inshaalloh bolasi xor qolmaydi, ko'chada qolmaydi birodarlar. Ilm mana shunday bir ulug' narsa. 8 ta majlisda aytib birodarlar, qaysi majlisda ko'proq yurishni mana o'zimiz tanlaylik. Allah subhanahu wa ta'ala eşki amallarımız ve mavizelerimizi amal kışı nasip eden olsun. Zira Allah tavfik vermese buradalar, közümüzü açıp anlayınmıştı biz ihtiyarımız demek. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.